gösteriyor ve hokeyde erkekler açık alan Süper Lig mücadelesinde 6. günün son maçındayız. Nizip Zeyukma ile Selçuklu Belediyespor kozlarını paylaşacak. Gaziantep hokey sahasında bir başka puan mücadelesinde yine zirveye oynayacak iki ekip kozlarını paylaşmış olacak. Ve hakem ikilisi görüntüye yansıyor. Ali Temmuz Şahin ve Çetin Demir ile beraber rezerv hakem Mahmut Can Çılkız da son hazırlıklarını yapıyorlar. Ortadaki Mahmut Can Çılkız da bir diğer görevli isim. Mavi ağırlık formayla izleyeceğiz. Selçuklu Belediyespor'u ekrana yansıyan 9 numaralı oyuncusu Cengiz Polat Özata özelinde takım kaptanı Cemil Polat Özata'yı da yakın planda görmüş olduk. Tabi forma rengi olarak da şimdi mora daha yakın çalan bir formayla 7 numaralı Nizip Zeyukma oyuncusu Mehmet Demir'i görüyoruz. O da önemli bir isim, deneyimli isimler arasında diyebiliriz. 27 yaşında beden eğitimi öğretmeni ve Mehmet Demir de Mahmut Yunus Cengiz'in öğrencilerinden biri ki Mahmut Yunus Cengiz görüntüye yansıdı. Geçmiş salon mücadelesinde Nizip Zeyukma adına Kasım 2020'de top koşturan bir isim. Ve bir diğer yanda Yunus Hacıoğlu da Selçuklu Belediyespor antrenörü. O da yakın planda görüntüye yansıdı ve son hazırlıklar yapılıyor demiştik. Geçtiğimiz 5 haftada Selçuklu Belediyesi 4 galibiyet bir mağlubiyetle 12 puan topladı. Nizip Zeyukma'da 13 puanla 2. basamakta zirve takibini sürdürdü. Kadrolar görüntüye yansıyor. Öncelikle Nizip Zeyukma kadrosu görüntüde İbrahim Şahin Köşker kalede olacak. 11'de Yunus Şahin, Kerem Özdemir, Hasari Erdoğan, Veysi Gürler, Halil İbrahim Öztürk, Ahmet Çeker, Sinan Bolat, Müslüm Ekinci, Kamil Dönmez ve Emre Durmuş yer alıyor. 11 dışında yedekte kaleci Cevdet Çelik, Aydın Şahin, Mustafa Can, Mehmet Demir, İsmail Samet, Kılıç Parlar ve Cihan Korkmaz da şans bekliyor. Yunus, düzeltiyorum, Mahmut Yunus Cengiz'den. Bir diğer kadro Selçuklu Belediyesi kadrosunda Yunus Hacıoğlu'nun kadrosu da kalede Abdullah Ensar Tuna olacak. Abdülsamet Karadeniz, Ömer Faruk Özkan, Mehmet Can Bankoğlu, Murat Demirci, Cemil Polat Özata, Batuhan Erman, Yaşar Yılmaz, Serkan Demirci, İbrahim Çaylak, Ebu Bekir Güden ve Furkan Ataş da şans bekliyor. Tabi yedek kadroya da yine yer verelim. Rahim Genç ile beraber, kaleci Rahim Genç'in dışında Gökhan Göktuğ Alta, Dursun Armağan, Abdullah Özata, Ahmet Selman Çeken ve Mustafa Yılmaz da yedek kadrosu Selçuklu Belediyespor'un sayın seyirciler. Açık mavi formayla izleyeceğiz Konya ekibini ve mora çalan beyaz şortuyla beraber Nizip Zeyukma Spor'da zirve mücadelesi veriyor demiştik. 4 galibiyet bir beraberlik kaldı. Bugün maç fazlasıyla Gaziantep Polis Gücü 16 puanla şu an zirvede yer alıyor puan farkıyla ve artı 40 averajla. Eğer ki Nizip Zeyukma burada bir puan kaybı yaşarsa yarınki kritik mücadelede Gaziantep Polis Gücü hanesine puan ya da puanlar yazdırırsa Alanya Yıldızlar mücadelesi sonrası kupayı kazanacak ve bu kritik mücadele sonunda aslında zirve yarışında netlik kazanacak. Selçuklu Belediyespor açısından baktığımızda da o da hanesine bir 3 puan yazdırması durumunda ilk 2'yi hedefliyor ve Konya ekibi de bu maçtan galibiyet çıkartırsa Avrupa mesaisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Bunu da farklı farklı açılarla işleyeceğiz ve bizler de artık ilk düdüğü bekleyeceğiz. Mustafa Çakır'la beraberiz. Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar 12 efendim. Yayınından bu yana oldukça uzun bir süre geçmiş gibi hissediyorum ve evet. Güneşe bağlı da rüzgarın dışında farklı etkenlerle boğuşacağımızı düşünerek sözü size bırakıyorum hocam. Evet, zaman zaman hata yapabiliriz güneşin karşısında. Şimdiden affına sığınalım seyircilerimiz. Evet, pilot kameramızda da şu an güneşin kırıldığı an, kırılma. Evet, ben takımlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Zeyukma Spor Kulübü 4-3-3 düzeninde sahaya çıkacağını ümit ediyoruz ve geçmiş izlenimlerimiz onu gösteriyor bize. Geri dörtlüde Hasari Müslüm bir kanatta, Sinan diğer kanatta, Kamil önlerinde, Emre, Ahmet Çeker, ileri üçlüde Kerem bir tarafta, Yunus ve Veysi 4-3-3 düzeninde sahaya çıkacağını biliyoruz. Selçuklu Belediyesi 4-1-4-1 düzeninde sahaya çıkacak. Kalede Enser, geri dörtlüde Ömer Faruk, Abdülsamet ortada. Bir kenarda Mehmet Can, diğer kenarda tecrübeli isim Murat Demirci. Onların önünde Yaşar,
Önlerinde Cemil Polat, Ebu Bekir, bir kanatta İbrahim, diğer kanatta Furkan ve Batuhan 11 ile sahaya çıkacağı şeklinde bilgilerini aldık. Önemli bir isim Batuhan, gol krallığında zirveyi zorluyor. Yine efektif oyuncu Furkan, Selçuklu Belediyespor Kulübü'nde önemli isimlerden. Diğer takımda da önemli isimler var ama seremoni başlıyor. Evet, Size hakem bırakıyorum. ikilisi Ali Temmuz Şahin ve Çetin Demir önderliğinde takımlar yerlerini alıyorlar. Ali Temmuz Şahin uluslararası hakemlerimizden Antalya bölgesinden 29 yaşında tercüman ve bir diğer yanda Çetin Demir Zonguldak bölgesinden il hakemi 33 yaşında beden eğitimi öğretmeni ve rezerv hakemimiz Mahmut Can Çılkız emniyet mensubu yazı hakemi Kübra Bozer ve süre hakemi de Duran Bayram olacak bugün. Saatler 17'yi fazlasıyla geride bıraktı ve sonuç olarak bizler basketbolda Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisinin maçının dolayısıyla biraz sarktık. Bunu da aktarmış olalım. Bir kısa bilgi daha geçmek istiyorum. Her iki takım da zirveyi kovalıyor. Bundan bahsettiniz. Şampiyonluk ve ikincilik önemli. Burada birinci olan ve ikinci olan takım Avrupa Kupası'na gidecek. Onu da bilgisini kısaca vermiş olalım. Evet hocam. Bir diğer yanda tabii salon mücadelesinde de geçtiğimiz Kasım ayında Batuhan Erman önemli başarı imza atmıştı. Hani sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi ikinci basamaktaydı. Selçuklu Belediyesi forması altında 25 gole imza attı. Ve düzeltiyorum, Türkoğlu Maraş forması altında. Evet. Daha önceki takımı salonda oynadı. Salonda. Şimdi yine gol krallığında da zirveye oynayan isimlerden biri. Reza'nın arkasından ikinci sırada yanılmıyorsam. Evet. Reza da hali hazırda yine gol krallığında iddialı isimler arasında. Yarın da bolca konuşacak gibi görünüyoruz. Gaziantep Polis Gücü oyuncusunu. Ve ekrana protokol yansıyor. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan görüntüde. Tabi bugün baktığımızda tabi dördüncü mücadele ve artık yavaş yavaş da sona geldiğimiz için bu lig heyecanı bakalım nasıl şekillenecek. Bizler de elimizden geldiğince bu heyecanı yani Süper Lig mücadelesini ekranınıza taşımaya çalışıyoruz. Türkiye Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2020-2021 sezonu erkekler açık alan Süper Lig'de artık sona yaklaşıyoruz. Gelecek hafta içerisinde de kadınlarda bu heyecanı yine TRT Spor Yıldız ekranında paylaşmaya çalışacağız. Bakalım kadınlarda da hangi takım ya da takımlar zirve mücadelesi verecek. Ve yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Peyas Osmaniye maçının ardından saatler 16'da da artık Dana'nın kuyruğu kopacak ve Gaziantep Polis gücüyle Alanya Yıldızları karşı karşıya gelecek ve artık kupada sahibini bulacak gibi görünüyor. Yarın yine TRT Spor Yıldız'da elimizden geldiğince hokeyin yıldızlarını da ekranınıza taşımayı umuyoruz sayın seyirciler. İlk hücum Selçuklu Belediyespor'dan yansıyacak. Hakemler son kontrolleri yapıyor. Ali Temmuz Şahin ve Çetin Demir kalecileri kontrol etti. Onlardan da onayı alınca ilk düdüğü çaldı ve zorlu mücadele başladı. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Selçuklu Belediyespor az önce ifade ettiğimiz gibi geçen 5 maçta 4 galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla 4. basamakta yer alıyor maç eksiğiyle. Diğer yandan Nizip Zeugma 2. sırada ve 4 galibiyet bir beraberlik 13 puanla onun da maç eksiğiyle zirveden koptuğunu söyleyelim. Gaziantep Polis Gücü bugün hanesine çok kritik bir 3 puanı yazdırdı ve Osmaniye Hokey'i farklı mağlup ederek hem averajı yükseltmiş oldu. Artı 40 averaja ulaştı ve hem de zirve yarışında artık son maçı beklemeye başladı. Bir diğer yandan bu maçın Nizip Zeugma açısından ne getirdiğine de bakacak. Ve eğer ki bir puan kaybı yaşanırsa Gaziantep Polis Gücü'nün eli güçlenecek. Nizip Zeugma bakalım bu maçta bir puan kaybı yaşar mı? Bunu da zaman gösterecek. Top çeviriyor Selçuklu Belediyespor oyuncuları. Abdülsamet Karadeniz savunmanın en gerisinde uzaklaştırmaya çalıştı topu. Sol kanada iletti. Sağ kanatta Murat Demirci. Murat taşıdı topu Furkan Ateş. Top bekledi olmadı. Circle'da bir vuruş geldi. Dışarı gidiyor. Batuhan Erman ilk tehlikeli atak. Selçuklu Belediyespor'da Batuhan'dan geldi. Topu önünde bulduğu gibi kaleye yöneldi ama çerçeveyi bulmuyor. İzliyoruz kale arkası kameramızda. Batuhan burada pozisyonu buldu. Süpürmeye çalıştı.
Ama bu top çerçeveyi bulmadı. Evet, sağ kanattan bir etkili hücum girişimi gördük. Uzaklaştırıyor Zeykma savunması, sağ kanatta Kerem Özdemir yetişemedi ve hücumu el değiştirdi. Bir taç atışı kullanılacak. Yine Selçuklu Belediyespor yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Abdülsamet Karadeniz, tandemdeki arkadaşı Ömer Faruk Özkan. Abdülsamet derin bir top göndermeye çalıştı ama olmadı. Orada Halil İbrahim Öztürk. Halil İbrahim sağ kanada bıraktı. Orada Kerem Özdemir köşede top sıkışmadan geriye oynadı. Halil İbrahim tekrar Kerem ceza sahası içinde. Ortalamayı düşündü. Belki kaleyi düşünse bu gol gelebilirdi. Kerem Özdemir pozisyon içinde arkadaşlarını düşündü ama asist olarak bir değer kazanmadı. Evet. Pozisyonda Yaşar'la Cemil ikileme düşünce aradan Nizip Zeykma topu kaptı ve etkili bir hücum denemesi gerçekleşti. Karşılıklı iki net fırsat. Birinde kaleyi bulmayan bir şut, birinde de boşa giden bir orta yaşandı ve iki ekip de tabelayı değiştiremedi. Yine hatırlatalım, 15 dakikalık 4 periyot sonunda kazanan belli olacak ya da berabere biterse mücadele birer puana razı olacak ekipler. Bizler ilk periyotta henüz 3 dakikalık bir bölüm geride kalmışken 2 net fırsat gördük. Bakalım bu gol fırsatlarını nasıl değerlendirecek ekipler. Halil İbrahim Öztürk. Bir müdahale geldi savunmadan ve orada bir faul. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Halil İbrahim stick biraz uzadı ve oradaki temas oyunun durmasına sebep oldu. Evet, Ömer Faruk top kaybı. Veysi Gürler. Veysi topu sürdü. Sağ kanatta top bekleyen iki arkadaşını görmedi ama top kaybı. Şimdi Furkan Ataş. İki oyuncu arasında Furkan Ataş. Dribbling halinde ama o da stikte çok tuttu ve sonuç olarak bir top kaybı kaçınılmaz oldu. Furkan Ataş'ın bu tarz top sürdüğü ve pozisyon ürettiği birçok maç izledik bugüne kadar. Tabii geçen 5 mücadelede Furkan bu etkinliğini gol yollarında gösterdi ve toplamda 6 gole imza attı Furkan Ataş. Takımın evet, etkili isimlerinden biri. Çok etkili golleri var Furkan'ın ve yayın öncesinde de bahsettik. Dar alanda çok kreatif bir oyuncu. Evet. Bu arada Yunus Şahin yetişemedi. Az önceki topu dışarı gitti ve hücum el değiştirdi. Yunus Şahin de beden eğitimi öğretmeni dedik ve 3 golü var. Takımın da kulüp başkanı olarak öne çıkan isimlerinden biri. Hem oyuncu hem de kulüp başkanı olmak gerçekten çok farklı bir durum olsa gerek. Tabii Nizip Zeykma şimdi şampiyonluğa oynuyor. Takımı hem oyuncu olarak hem de başkan olarak evet, şampiyon sahalarda görülmeyen ifadesiyle yer bulursa biz de haber bültenlerimizde fazlasıyla işleriz gibi görünüyor. Yüksek bir top Murat Demirci'den ama kimse yok o noktada. Circle'ı açtı ve çizgiyi de geçti. Diğer kaleci İbrahim Şamil Köşker'in kontrolünde. Murat için de kısa bir bilgi vereyim. Geçmiş yıllarda uzun dönem milli takım formasını terletti. Aynı zamanda kendisi beden eğitimi öğretmeni. Tecrübeli bir oyuncu. Veysi Gürler. Furkan. Furkan çok iyi sıyrıldı. Yine top onda. Furkan circle'a girmeye çalıştı. Olmadı. İzliyoruz tekrarı. Hasari orada müdahale etti ve circle'a girse Furkan çok net bir fırsat yakalayabilirdi. Sinan Polat çıkardı topu. Veysi Gürler. Emre Durmuş. Ahmet sağ kanatta. Kamil Dönmez. Kamil de deneyimli diyebileceğimiz isimlerden evet, 24 yaşında. Paralel bir top gönderdi. Orada Kerem Özdemir. Kerem circle'a girmeye çalıştı ve... Evet, kasıtlı bir hareket. Ceza geldi. İzliyoruz. Evet, arkadan kasıtlı bir hareket olarak yorumladı hakem zannedersem.
Evet, bir penaltı korner kararı. Maçın ilk penaltı kornerini izleyeceğiz. Ve Nizip Zeyukma bu penaltı kornerleri çok iyi değerlendiriyor. Görebildiğimiz kadarıyla şu ana kadarki gollerin yarısından fazlası penaltı kornerden gelmiş Nizip Zeyukma hanesine. Evet, önemli bir aksiyon. Tüm oyuncularla birlikte etkinlik oluşturabilirler. Fakat şimdi aralarında konuştuktan sonra hangi aksiyonu gerçekleştireceklerine karar verecekler. Şimdi hücum oyuncuları stratejiyi belirledi. Görebildiğim kadarıyla 6 oyuncuyla bir hücumu gerçekleştirecek Nizip Zeyukma. 8 numaralı formalı Hasari Erdoğan korneri kullanacak. Penaltı korneri için işaret bekleniyor. Maçın ilk penaltı korneri çok kritik bir an. Hasari işareti aldı. Bir vuruş geldi ama kaleciden döndü. İkinci pozisyonda Hasari. Evet, yansıtma denediler içeriye. Temas da yaptı gerçi oyuncu ama kaleci çıkardı pozisyonu. Orada top kısa düştü. Bir atak gelecek Nizip Zeyukma adına. Veysi Güller. Sağ kanatta top bekliyor Kerem Özdemir. Kerem tekrar Veysi'yi gördü. Top çeviriyor Nizip Zeyukma. Topu kaybettiler ve Selçuklu Belediyespor şimdi yarı sahasına çıkmaya çalışacak. Dediğim anda faul düdüğü geldi. Mehmet Can Bankoğlu uzak çizgide faule maruz kaldı. Aslında penaltı kornerler dedik. Selçuklu'da da yine penaltı korner geldi ya da en azından bu imkan sunulduğu takdirde gol yollarında onlar da fazlasıyla değerlendirmiş görünüyorlar bu fırsatları. Cemil Polat Özat'a topu kaybetti. Emre Durmuş şimdi uzak çizgide topu sürüyor. Emre top hala onda, çok iyi sıyrıldı. Birer ikişer çalımlar. Yine Nizip Zeyukma hata. Veysi Güller topu kaybeden isim. Şimdi Murat Demirci. Murat sağ Furkan. Kanatta Furkan. Furkan bıraktı Murat'a ama Murat çok geride kaldı. Gerilerden bir destek. Yeniden bir pas. Vuruş geldi. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon gelmiyor. İkinci bir vuruş olsa orada kaleci İbrahim Şamil Köşker zaten yerdeydi. O vuruş mutlak bir gol pozisyonu olarak yansıyacaktı. Olmadı. Şimdi karşı atak. Zeyukma'dan dediğim anda top çizgiyi geçiyor. Bu arada oyun durdu yeniden. Evet, hakem ikazını yaptı. Avantajı bıraktığı pozisyonun ikazını yaptı. Maçın hakemi Çetin Demir bir uyarıda bulundu az önce. Tabii avantaja devam ettiği için pozisyon. Evet, evet, oyuncuların itirazlarına karşı ikazda bulundu. İki takım da golü aradı son dakikalarda ama geçen 9 dakikalık bölümde şu ana kadar tabela değişmedi. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Nizip Zeyukma Selçuklu Belediyespor mücadelesinde Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen erkekler açık alan Süper Lig'de 6. günün son maçı ve artık zirve yavaş yavaş şekilleniyor. Her iki ekip de en kötü ihtimalle Avrupa kupalarını hedefliyor. Bir diğer yanda tabii Nizip Zeyukman'ın halihazırda devam eden bir şampiyonluk yarışı var. Bunu da tekrar tekrar hatırlatmış olalım. Oyun durdu. Maçın hakemi Çetin Demir yakın planda görüntüde. Pozisyonun tekrarını da izliyoruz. Stik orada rakip oyuncu Cemil Polat Özatan'ın stiğiyle çarptı ve sonuç olarak oyun durdu. Tekrar bir taç atışı kullanılacak. Hücum Nizip Zeyukma adına gelişecek. Sol kanatta şimdi topla buluşan Sinan Polat. Hasari Erdoğan sağ kanada bıraktı. Müslüm taç atışı kullandı tekrar. Hasari top çeviriyor yarı sahasında. Zeyukmalı oyuncular. Baskı sonuç getirecekti ama Selçuklu Belediyespor hata düdükle beraber durdu.
İzliyoruz pozisyonu tekrarını. Orada bir ayakla müdahale. Ayak müdahalesi var. Evet. Uzaktan bir deneme olmadı. Bu arada gol pozisyonu ama müdahale Cemil Polat Özata'dan. Vücut teması. Hayır, düzeltiyorum. Batuhan Erman'dan ekrana yansıdı. Orada vücuduna temas eden top dolayısıyla hücum el değiştirdi. Evet, her iki takım da topu ele geçirdiğinde geride iyi hazırlık pası yaparak çıkmayı deniyorlar. Ahmet Çeker. Hasarı. Geri oynadı Müslüm. Yine hazırlık pasları Zeykma'da. Derin bir top. Orada Yunus Şahin kavrayamadı ve hücum Selçuk Belediye'nin. Furkan. Furkan Ataş. Furkan hala topuna çok iyi çalımlar. Furkan Ataş. Oyun durdu. Bir kart çıkacak. Evet, yeşil kart gelecek ya da ikaz gelecek. Evet. Evet. İkaz geldi. Furkan kreatif hareketlerle içeriye sokuldu. Oyun tekrar hareketlendi. İçeriye doğru bir pas düşüncesi olmadı. Uzaklaştıran Hasari Erdoğan. Yine atak Selçuk Belediyespor'un. Orada Cemil Polat. Pas denemesi. Girişine bir şut geldi ama evet, olmadı. Evet. Orada penaltı korner kararı geliyor. Bu arada bir temas var. Maçın hakemi Çetin Demir yakın planda ve penaltı kararı. Düzeltiyorum. Penaltı korner kararı. Tabii penaltı kornerle penaltı arasında hokeyde çok farklılıklar var. Burada bir savunma teması ardından ayağını. Çetin Demir'in kararı görüntüye yansı. Şimdi Selçuk Belediyespor adına ilk penaltı korner denemesi olacak. Selçuk Belediye'de Ebu Bekir Güden toplamda 4 golü penaltı kornerden bulmuş. Attığı 5 golün 4'ü 19 numaralı formasıyla bakalım ne getirecek. Ebu Bekir Güden'e. Etkili yerden 46. Orada yerden evet. Bir pas. Sonrasında gelişte evet, vuruş ve top dışarıda. Çerçeveyi bulmadı. Bu arada tabii yüksek bir top geldi. Evet, çerçeveyi bulsa. Beklediğim gibi atmadı ama gol olabilirdi. Sıyırdı panele değmediği için de bir gol değeri kazanmayabilir miydi hocam bilemiyorum. Tabii. Şut olsaydı evet ama filik denemesi yaptı. Hı-hı. Filik de ağlara değseydi gol olurdu ama kaleyi tutmadı. Bu arada yine belirtmemiz gerekiyor. Panel penaltı kornerlerde çok önemli bir aktör. Yine pozisyon içerisinde konuşalım. O panelin yüksek toplarda penaltı korner geldiğinde anlatalım. Anlatalım hocam. Evet. Yine bilmeyen ya da ekranın başına yeni geçenler için farklı bir pozisyon olduğunda aktarmış olalım. Şimdi yine Selçuk Belediyespor atağı. Cemil Polat yerden gönderdi. Orada Batuhan yine bir top kaybı. Araya girdi Gökhan Göktuğ. Hücum Zeykman'ın uzaklaştırmaya çalıştı. Sinan Bolat. Yani Ahmet Çeker tecrübeli bir oyuncu. O hatayı orada yapmaması gerekiyordu ama arkadaş hatayı telafi etti. Bu tarz hazırlık paslarının etkili olabilmesi için orta saha oyuncularının ve ileri uçtaki oyuncuların daha etkili koşu yapmaları ve köşelere deplase olmaları gerekiyor. Asari. Yüksek bir top geldi. İndirdi Selçuk Belediye'de Murat Demirci. Oyun duruyor. Evet, yerinden kullanmadığı için geri aldı. Pozisyon tekrarı görüntüde. Yine bir Zeykma hata olacak. Sinan Polat. Asari. Müslüm. Top hala onda. Karşısında Ebu Bekir Güden var. İlk periyodun bitmesine de az bir zaman kaldı. 1 dakika 15 saniye bizim süremize göre.
Emre Durmuş iyi döndü. Pasını aktardı ama hızlı bir top. Yunus Şahin yetişemedi. Bu arada kaleci İbrahim Şamil Köşker. Stini ve koruyucuları çıkardı. Bir problem var. Hakem Çetin Demir de o noktada. Sanırım malzemesinde bir sorun yaşıyor. Evet. Kronometre durdu. Her iki takımın kale arkasından izliyoruz ama evet, herhangi bir tabii darbe evet, söz konusu değil. Onu da görmüş olduk. Buyurun hocam. Ya şu ana kadar her iki takımın da etkili iki hücum denemesi oldu ama ikisi de sonuç vermedi. Yine aynı şekilde iki takımın da penaltı korner denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Denk mücadele şeklinde geçiyor. İlk dakikalarda gelen iki net fırsat gol getirmedi. Sonrasında yine penaltı kornerlerde de istediği vuruşları yapamadı iki ekipte. Önemli anlar görüntüye yansıyor. Burada Selçuklu Belediye'de Batuhan Erman vuruşun sahibiydi. Top çerçeveyi bulmadı. Sonrasında bir nizip de yok mu hata da yine sonuçsuz kaldı. Daha doğru bir ifadeyle Kerem Özdemir bir pas düşündü. Belki kaleyi düşünse golle burun buruna gelecekti ama olmadı. Sonrasında gelişen pozisyonlarda iki tane penaltı korner kazandı. Birer pozisyonda da evet, tartışmalı takımlar... pozisyonda centilmence bir top bırakış. Oyun yine hareketlenmiş oldu böylelikle. Az önce Yunus Şahin centilmence topu rakibe bıraktı. Bir top kaybı yaşandı Gökhan Göktuğ. Çizgide oyun duruyor. Halil İbrahim pozisyon içindeydi. Kamil Dönmez hareketlendirecek oyunu ama çok az bir süre kaldı bu arada. İlk periyod için bunu da aktarmış olalım. Ahmet Çeker geri oynadı. Hasarı onun da pası Sinan Polat. Top çeviriyor Nizip Zeyükma savunması. Hasarı bıraktı Müslüm. Tekrar Hasarı Ahmet Çeker ve ilk periyodun son siren sesi duyuldu. İlk periyotta gol sesi çıkmadı ve Nizip Zeyükma ile Selçuklu Belediyespor ilk 15 dakikayı 0-0 tamamlıyor. Bizler önemli anları izleyeceğiz. İlk olarak az önce Selçuklu Belediye'de Batuhan Erman'ın golle burun buruna geldi ama çerçeveyi bulmayan vuruşu Circle'daki net fırsatlardan biriydi. Bu da Nizip Zeyükma adına kale önündeki karambol ve sonrasında gelişen atakta Abdullah Ensar Tuna pozisyonun içinde ve atağı savuşturdu Selçuklu Belediye adına. Bu da savunmadaki önemli anlardan biriydi. 7 numara formasıyla Murat Demirci'nin gol denemesi ve sonrasında gelişen bir penaltı korner pozisyonu, net bir vuruş, daha doğrusu çerçeveyi bulan bir atış gelmedi. Bu pozisyon sonrasında skor değişmedi. İlk periyot skoru Nizip Zeyükma 0, Selçuklu Belediye 0. Kısa bir aranın ardından yeniden buradayız. Yeniden sizlerleyiz. İlk periyot skoru 0-0'dı. Nizip Zeyükma ve Selçuklu Belediyespor ilk 15 dakikada gol bulamadı. Takımlar birazdan yerlerini alacak tabii. Güneş'in de etkisiyle şimdi bench'te yedek kulübesinin gölgesinde daha rahat bir ortamda nefes alıyorlar. Selçuklu Belediyespor 4. basamakta maç eksiğiyle 12 puan ve geçen 5 maçta 4 galibiyet bir mağlubiyetle Nizip Zeyükma da 2. basamakta zirveyi kovalıyor. 13 puanla 4 galibiyet bir beraberlik ve topladığı 13 puan Gaziantep Polis Gücü karşısında en yakın rakip olarak öne çıkmalarını sağladı. Maç fazlası olan Alanya Yıldızları bugün önemli bir galibiyete imza attı. 12 puanla 3. basamağa yükseldi ama maç fazlasıyla
Eğer ki Selçuklu Belediyespor bu maç sonunda puan ya da puanlar hanesini yazdırırsa ilk iki anlamında son mücadele öncesi, yani Gaziantep Polis Gücü karşısındaki maç öncesi Avrupa kupalarına gitmeye, hatta şampiyon olmaya dair de önemli bir adım atmış olacak. Çok kritik bir mücadele demiştik. Bu maçın ikinci periyodu başladı ve ikinci periyoda yine Selçuklu Belediyespor vuruşuyla başlandı. Başarılar diyoruz yine her iki ekibe. Yarı sahalar değişmedi ikinci periyot itibariyle. İkinci yarıda artık bekleyeceğiz bu yarı saha değişikliğini. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Yüksek bir top geldi. Güzel indirdi orada. 6 numaralı forması Kerem Özdemir. Geri oynadı. Sinan Polat atağa sürüklüyor. Oyun devam ediyor. Furkan karşısında. Sinan Furkan'a kaptırdı. Furkan Ataş. Top hala onda. Furkan çok iyi sürüyor topu. İçeriye bir orta geldi. Ters bir vuruş ama top ağlardı mı? Hayır. Çok gayet net bir güzel fırsat. Bir aksiyondu gerçekten. Keyifli bir dakika geçirdik. Yine pozisyonun içindeki isim Batuhan. Batuhan Erman. Toplamda 9 golü var şu ana kadar kaydetti. Geçen 5 mücadelede izliyoruz pozisyonun tekrarını. Evet. Top bir anda boş kaldı. Evet. Batuhan fırsatı değerlendirdi ama çerçeveyi bulmuyor. Furkan yine iyi sürükledi. Atağa taşıdı. Ama sonu gelmedi Atağan. Nezip Seyhukma yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Halil İbrahim Öztürk'le. Müdahale geldi savunmada Murat Demirci'den. Yine oyun hareketlendi. Veysi Gürler şimdi. Tekrar Halil İbrahim. Sağ kanada döndü. İçeriye bir orta geldi. Evet. Top boşta kaldı ama müdahale savunmadan. Çok net bir fırsat. Cihan Korkmaz pozisyon içindeydi. Oyun devam ediyor bu arada ve penaltı korner. Pozisyon Cihan'ın önüne düştü. 20 numaralı oyuncumuz Cihan Korkmaz. Aynı zamanda 16 milli takımın da kadrosu içerisinde yer alıyor ama iyi kontrol yapamadı. Evet, son çizgide eğer net bir kontrol gelse farklı bir açıdan yaklaşabilirdik ama şimdi penaltı korner kazandı Nizip Zeyukma. Evet, vücut teması üstüne bu şiddetli faulden penaltı korner çaldı zannedersem. Nizip Zeyukman'ın ikinci penaltı korneri olacak. Bakalım bu organizasyonda. Evet, kale içindeki levhadan bahsediyordunuz. Yarım evet, kalmıştı. Hocam. 46 santimlik kale 3.66-2.14 ebatlarında. 46 santim şut yapılması durumunda topun 46 santimlik levhaya değmesi gerekiyor. Evet, kale kısa içindeki o 46 santimlik levhaya değmezse evet, yüksek top ağlarla buluşsa bile şut çekerse, kazanmayacak. Şut çekme durumunda. Evet, filik dışında. Evet. Ve işaret bekleniyor. İkinci penaltı korner için işaret geldi. Bu top arada sekti. Top gelmedi. Sekti. Top sekti maalesef. Veysi Gürler topla buluştu şimdi. Bıraktı Ali İbrahim Öztürk. Son çizgide içeriye bir orta. Top boşta ama müdahale var. Oyun devam ediyor. Paslaşmalar karambol ve artık evet, bir gol vuruşu bekledik ama olmadı. Orada Selçuklu Belediye savunmasında Ömer Faruk Özkan çok net bir müdahalede bulundu. Ömer Faruk uzaklaştırdı ve şimdi yine atak tazeleyecek Nizip Zeyukma. Oyun durdu bu arada. Halil İbrahim. Pası evet, top havalandı. Kerem Özdemir kendi oyuncusunun ayağına temas ayağı etti. Temas edince hücum el değiştirdi. Hızlı hücum denemesi olmadı. Son 1,5-2 dakikadır Nizip Zeyukma iyi yüklendi. Evet, ikinci periyoda çok etkili başladılar. Bakalım bu skorboardu değiştirmek için ne getirecek? Ya da Selçuklu Belediyespor'da bir kontra atak bulabilir tabii. Her şey olabilir. İkinci periyotta gördüğümüz kadarıyla Ebu Bekir'le Yaşar'ın yeri değişti. Ebu Bekir bir geri geldi. Yaşar onun önüne geçti. Kemre. Yaşar onu kovalıyor. Emre bıraktı ama pas hatası. Hızlı hücum şansı Murat Demirci. Onun da pası Cemil Polat'a. Cemil Polat sol kanada döndü. Batuhan Erman. Batuhan arkadaşlarına baktı. Yardım gelecek mi gelmedi. Yine bir yerden pas denemesi sağ kanatta Murat Demirci. Selçuklu Belediyespor top çeviriyor. Dediğim anda geriye oynadı Murat. Ebu Bekir Güden. Cemil Polat öncesinde müdahale var Müslüm Ekinci'den. Ahmet Çeker. Yüksek bir top gönderdi olmadı.
Oyun duruyor. Evet, stikten Ahmet Çeker'in vücuduna geldi. Stikten müdahalesi. Yerden pas Yaşar şimdi. Yaşar circle'a sokulacak. Olmadı. Müdahale geldi. Hasarı Erdoğan. Çok kritik bir hamle. Şimdi Yunus Şahin. Bir faul düdüğü var. İzliyoruz pozisyonu tekrarını. Orada 19 numaralı Ebubekir Güden'in müdahalesi görüntüye yansıdı. Bir engelleme olarak da görebiliriz. Bilemiyorum hocam. Tam da evet. Pozisyon içindeki isim bu tarz Yunus hareketleri... Şahin yerde kaldı. Top çeviriyor yine Nizip Sevukma oyuncuları. Sinan Polat yerden gönderdi. Genç oyuncu Cihan Korkmaz 16 evet. yaşında ata sürüklüyor. Pasını aktardı. Vuruş geldi. Top boşta. Fırsat dışarıda ve hayır. Bir penaltı korner beklentisi olmadı. Emre Durmuş itirazda bulundu. Birazdan pozisyonun tekrarını belki görebiliriz ama Selçuklu Belediyesi adına hızlı bir hücum gelişecek. İtirazlar sonrasında oyun durdu. O noktada Ali Temmuz Şahin. Pozisyonun tekrarı görüntüde. Emre burada bir penaltı korner bekledi. İtirazları ve sonuç değişmedi. Evet, şut esnasında bir stine temas varmış gibi gözüküyor. Evet, burada belki bir penaltı korner çıkartabilirdi Nizip Zeyukma. Ama hakemin yorumu o şekilde olmuş. Ali İbrahim Öztürk arkadaşlarına baktı şimdi. Yine Nizip Zeyukma hata izleyeceğiz. Ali İbrahim süpürmeye çalıştı, olmadı. Savunmaya çarptı. Atak Selçuklu Belediyespor'da. Cemil Polat. Yerden pası araya giriyor Sinan Polat. Ahmet Çeker, Cemil karşısında. Bir diğer yanda Ebubekir Güden. Yine Halil İbrahim şimdi. Halil İbrahim sektirmeye çalıştı. Faul düdüğü geldi. Halil İbrahim circle'a sokuldu. İçeriye kesti ama kimse dokunamıyor. Savunma sektirdi orada. Veysi Gürler şimdi. Veysi top hala onda. Veysi hayır. Oyun duruyor. Evet, öncesinde bir site vuruş var. Oyun hareketlenecek şimdi. Cemil Polat müdahale yapan isimdi. Bu arada Furkan şimdi. Korner kullanılacak. Cemil'in, düzeltiyorum, Furkan'ın müdahalesi sonrası. Atak yine Zeykman'ın. Hasarı geriye oynadı. Sol kanatta Sinan Polat, Furkan müdahalesi ayakla. Ahmet Çeker, yerden pas. Halil İbrahim içeriye bir top. Orada Emre Durmuş kaleye baktı, kaleciden döndü. Abdullah Ensar Tuna golü önlüyor. Evet, etkili bir yorumluk denemesiydi ama kaleci çıkardı. Tabii kalede de tecrübeli bir kalecimiz var. Ensar, Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün. Ama İzliyoruz pozisyon periyotta... tekrarını. Bu arada burada faul pozisyonu görüntüye yansıdı. Emre Durmuş müdahale yapan isimdi. Furkan Ataş pozisyon içindeki Selçuklu Belediyespor oyuncusu. Murat Demirci. Ebubekir Güden sol kanada bıraktı. Geri oynuyor Yaşar. Ömer Faruk Özkan. Abdülsamet. Top çizgi geçti. Hücum el değiştirdi. Tabii rotasyonlar yansıdığı için oyuncular pozisyonlarını sık sık değiştiriyorlar. Yaşar şimdi topun başında ama bıraktı arkadaşı.
Ebu Bekir Güden'e. Oyunu Selçuklu Belediyespor oyuncularıyla hareketlenecek. Tempo ikinci periyotta da oldukça düştü. Tabii ikinci periyodun başlarında Zeyrek Madrid'in birkaç gol pozisyonu var. Selçuklu Belediyespor ikinci periyoda istediği gibi başlayamadı. Daha doğrusu yarı sahasında kabul etmiş gibi görünüyor. Evet, bu periyotta ilk hata Konya Selçuklu Belediyespor yakalasa da Zeyrek Madrid takımı daha baskın, daha atak gözüküyor. 3 tane net pozisyonları var. Ömer Faruk bıraktı. Abdülsamet Karadeniz. Yüksek bir top gönderdi. Karşı yarı sahaya doğru. Kamil. Müslüm Ekinci de yine uzun bir yüksek top gönderdi. Müdahale var. Cihan Korkmaz faule maruz kaldı. Müdahale yapan Abdülsamet Karadeniz'di. Uzak köşede içeriye bir orta ama kimse dokunamıyor. Evet, bir temas söz konusu orada. Penaltı korner çıktı. Yakın temasta izleyebilirsek. Yunus Şahin son çizgideydi. Ortayı yaptı. Evet, ayağına bir temas söz konusu zannedersen. Evet, tabii bu periyotta ikinci penaltı kornerleri olacak. Bakalım etkili bir vuruş çıkacak mı? Bir penaltı korner daha kazandı Nizip Seyukma. Tabii bu Yunus Şahin pozisyon içinde olduğu için istediği pozisyon böyleydi diyebiliriz belki. İçeriye ortayı penaltı korner kazanmak için gerçekleştirdi. Evet, önemli bir aksiyon. Onu kaçırmak istemedi o fırsatı. Evet, bu periyottaki diğer penaltı korner sekmişti. Stoper topu tutamadı. Bakalım Müslüm. İşaret geldi. Kamil bıraktı. Girişte bir şut denemesi olmadı. Daha doğrusu evet, stoplayan Kamil. Yaşar iyi çıktı pozisyona. Müslüm ikinciye gol izni vermedi. Evet. İzliyoruz. Müslüm burada. Evet, Yaşar iyi çıktı topu. Yaşar. Evet. Stin ucuyla topu kapattı. Tabii 4 kişilik savunma yani kaleci ile işte beraber. O yüzden çok önemli bir aksiyon bu. Eksik yakalamıştı Nizip Zeyukma ama bu fırsatı değerlendiremedi. Selçuklu Belediyespor tekrar bir hata savuşturmuş oldu kendi yarı sahasında kalesinin önünde. Cemil faule maruz kaldı. Şimdi atak Selçuklu Belediyespor'dan yansıyacak. Furkan Ataş. Furkan top hala onda. Furkan bire ikişer çalımlar. Pasını aktardı ama olmadı. Araya girdi. Müslüm ikinci. Müslüm şimdi topu yarı sahasını aşarak götürdü. Sonrasında Ahmet Çeker'e bıraktı. Tekrar Müslüm. Faul. Oyun duruyor bu arada. Kart gelecek. Yeşil kart. Nizip Seyukma'da Veysi Gürler. Maçın ilk kartını gören isim oldu. 9 numaralı formasıyla Nizip Seyukma'da zannederim bir önceki pozisyondan kaynaklı. Veysi Gürler 2 dakika eksik bırakacak Nizip Seyukma'yı ve ilk kez bir takım eksik oynayacak bu mücadele içerisinde. Çok iyi sıyrıldı bu arada. Kamil Dönmez. Yine bir penaltı korner. Yunus Şahin yerde kaldı. Yine penaltı korneri kazanan Yunus Şahin oldu. Yani evet, Konyalı sporcunun stiğinden tehlikeli sekip Zeyrek Mol oyuncuya geldi. Bu periyottaki üçüncü penaltı kornerleri. Nizip Zeyukma bu dakikalarda baskıyı artırdı. Bakalım bu tabelayı değiştirecek pozisyonlardan biri mi? Çünkü penaltı kornerleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Her iki ekip de zaten gole en çok yaklaşılan anlar diyebiliriz hokeyde. Müslüm direkt kaleye atacak gibi görünüyor duruşu ve konuşmalarından öyle algıladım. İşaret geldi. Bu arada oyun durdu. Erken bir çıkış mı var? Hayır. Orta çizgide bir hareketlilik yaşanınca bu atış gecikti. Evet, bir kişiyi orta alana gönderecekler. Erken çıkış.
Şimdi evet, Selçuklu Belediyespor 3 kişilik bir savunma evet. ve bir kaleciyle yapacak. Böyle bu anlarda kaleye direkt şuttan ziyade paslı gidip şut öyle denemeleri, o tarz aksiyonları denemeleri gerekiyor. Bakalım nasıl bir aksiyon çıkartacaklar. Oldukça eksik evet. yakalandı şimdi Selçuklu Belediyespor. Nizip Zeyukma penaltı kornerinde hasarı bıraktı. Paslaşmalar pozisyon getirdi evet, ama olmadı. Söylediğimiz gibi güzel bir aksiyondu ama sonuca gidemediler. İzliyoruz. Müslüm Ekinci pozisyon içindeydi ama gol gelmedi Nizip Zeyukma adına. Yine atak Müslüm Ekinci ile Nizip Zeyukma adına ama Circle'da elinden çok açtı ve orada başka arkadaşı yoktu Müslüm'ün. Bu pozisyonda da gol gelmedi. İkinci periyodunda son dakikalarına girmek üzereyiz. Uzun bir top geldi orada. Bir koşu ama yine Selçuklu Belediyespor adına bir fırsat yansımıyor. Kerem Özdemir şimdi arkadaşlarına baktı. Kerem peşinde Ebu Bekir. Müdahale geldi Gökhan Göktuğ'dan. Pasını aktardı Cemil Polat Özat'a. O da Furkan Ataş'ı gördü. Furkan yarı sahaya açmaya çalışıyor. Müdahale geldi. Sinan Polat. Furkan sol kanadı düşündü. Yaşar var o noktada. Şimdi Yaşar topla buluştu. Çok iyi sıyrıldı Yaşar. Pasını aktardı. İki oyuncu arasında kaldı. 9 numaralı Cemil Polat. Faul. Evet, ayağına temas. Reverse yapayım derken ayağına temas etti top. İzliyoruz bir ayakla temas. Tekrarını da izlemiş olduk. Genç oyuncu Cihan Korkmaz müdahaleyi yapan isim. Cemil Polat. Cemil Polat evet, ama içeride bir temas söz konusu değil. Out. Circle içinden bir evet. temas olsa bu evet. ağlarla buluşan yani top gol yeri kazanacaktı. Kendi takım oyuncusunun yapması gerekiyor teması. Evet. İşte hokeyin inceliklerinden biri de bu. Evet. Yani uzaktan ne kadar uzaktan evet. atarsanız atın kaleyi bulsa gol yeri evet. kazanmıyor. Circle içinde bir müdahale gerekiyor bu golün haneye yazılması için. İkinci periyotta son 1 dakika 10 saniye. Murat Demirci yerden gönderdi. Cemil Polat çok iyi kaptı topu ama olmadı. Bir faul var. Oyun hemen hareketlendi. Evet, Cemil pasını aktardı. Kalecinin müdahalesi var. Batuhan Erman yine pozisyon içindeki isim. Evet. Cemil hızlı başlayınca tehlike yarattı pozisyon. İzliyoruz. Batuhan orada pozisyon içindeydi ama kaleci İbrahim Şamil Köşker. Korner. Selçuklu Belediyespor hareketlendirdi oyunu. Gökhan geriye oynadı. Yerden bir pas Abdülsamet'ten. Batuhan tekrar Gökhan pozisyonu kaybetti. Atak şimdi Nizip Zeyukma adına yansıyacak. Yunus Şahin oyun durdu. Kart geldi bu arada evet, Gökhan. Yeşil kart 2 dakika kenarda oturacak. Selçuklu Belediyespor'u ilk kez eksik bıraktı. Gökhan Göktuğ Alta 2 numaralı formasıyla. Selçuklu Belediyespor ikinci yarının son anlarında eksik kaldı. Bakalım bu eksikliği nasıl değerlendirecek Zeyukma. Top sekti bu arada ve taç atışı kullanacak Selçuklu Belediyespor Murat Demirci ile. Ve ikinci evet, periyodun ikinci hatta... Periyod. İlk yarının son siren sesi duyuldu. İlk yarı skoru da değişmedi. 0-0'lık beraberlik var. İlk 30 dakika itibariyle ve taraflar 5 dakikalık araya golsüz eşitlikle gidiyor sayın seyirciler. Önemli anlardan birkaçı görüntüye yansıyacak. Burada müdahale Nizip Zeyukma kalecisi İbrahim Şamil Köşker'den çok kritik bir temas. Nizip Zeyukma adına birçok kez penaltı korner kullanıldı ama net bir fırsat yakalanmadı. Kale önünde yaşanan anlar görüntüye yansıyor Nizip Zeyukma adına. İkinci periyot özellikle
Selçuk Belediyespor'da çok üst düzey bir gol fırsatı yakalatmadı. Ve bu da Selçuk Belediye'de yaşanan penaltı, korner ve sonrasında gelen uzaktan bir şut. Gol gelmiyor. İlk yarı 0-0 sonuçlanıyor. Nizip Zeyukma 0, Selçuk Belediye 0. İlk yarı skoru 5 dakikalık aranın ardından yeniden buradayız. Yeniden birlikteyiz. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Selçuk Belediyespor Nizip Zeyukma mücadelesinin ilk 30 dakikasında 0-0'lık beraberlik vardı. Ve birazdan takımlar yerlerini alacak.
İkinci yarının ilk siren sesini duyduk. Takımların yerlerini alması için hakemler Ali Temmuz Şahin ve Çetin Demir. İlk yarının kısa bir özetini yapabilirsek şöyle olur. Birinci periyotta daha başa baş mücadele vardı. İkinci periyotta net pozisyonu Konya yakalamasına rağmen Selçuklu'nun Zeyukma daha baskındı, daha ataktı. 3 tane net penaltı korner pozisyonu kaçtı. Bu temponun üstüne çıkacaktır 3. ve özellikle 4. periyot. Gaziantep'teyiz ve erkekler açık alan hokey Süper Lig mücadelesinde 6. günün son maçı birazdan 3. periyot başlayacak ve Mustafa Çakır hocamız yardımcı oluyor bizlere. Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır ve birazdan 2. yarının ilk vuruşuyla beraber Nizip Zeyukma oyuncuları oyunu hareketlendirecek. Ve ilk düdükle beraber 2. yarı başlıyor. Tekrar başarılar diliyoruz her iki ekibe. İlk yarı skoru 0-0'dı. Aslında birçok açıdan yaklaştığımızda farklı anlamlar taşıyan bu maç berabere biterse tabii Gaziantep polis gücü yarın Alanya ekibini ağırlayacak. Daha doğrusu ağırlayacak diyoruz tabii, ev sahibi avantajı yok bu mücadelede ama Gaziantep'li olmamız dolayısıyla son maçta Gaziantep polis gücü Alanya Yıldızları karşısında alacağı bir galibiyette artık ipi göğüslemiş olacak. Tabii Nizip Zeyukma galip gelir ve hanesine 3 puan yazdırsa yeniden puanları eşitlemiş ve evet, son maçlara yani yarınki maçların skoruna tekrar dönmüş olacağız. Evet, Kamil. Kamil geri oynadı. Emre Durmuş. Yarı sahalar değişti tabii. Mustafa. Orada Furkan'ın müdahalesi bir stick sahibinden koptu. Bu arada Furkan yerde kaldı tabii. Evet, isteyerek yapmadı ama pozisyonda Furkan o an diğer tarafa bakıyordu zannedersem. İki milli takım oyuncu centilmence birbirlerini kaldıracaklar. Evet, izliyoruz pozisyonun tekrarını. Burada Müslüm ikinci faale maruz kaldı. Sonrasında oyunu hareketlendirmeye çalıştı. Furkan o noktadaydı, ayağına temas eden top görüntüye yansıdı. Furkan yerde ve Müslüm de özrünü diliyor. Sonuç olarak herhangi bir sakatlık yaşanmadan oyun devam ediyor. Evet, ağır çekimde de gördük. Furkan diğer tarafa bakıyordu pozisyonda, ayağına geldi top. Oyun şimdi taç atışıyla hareketlenecek. Kaptan Ahmet Çeker geriye oynadı. Orada Ali İbrahim Öztürk. Müslüm ikinci arkadaşlarına baktı. Hasari. Kamil Dönmez tekrar Hasari. Yüksek bir top gönderdi. Karşı yarı alan ama oyun duruyor. Top kaybı, hızlı bir hücum şansı Nizip adına. Yunus. Yunus yerde, oyun durdu. Yunus Şahin halihazırda kalkamadı. İşte izliyoruz. Faul beklentisi. Tekrar tekrar pozisyon görüntüye yansıyor. Mehmet Can Bankoğlu pozisyon içindeydi. Konya ekibi Selçuklu Belediyespor takımında. Ayağa kalktı Yunus Şahin. Maçın başında da ifade etmiştik. Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda Nizip Zeyukman'ın kulüp başkanı. Furkan şimdi yine hata hareketlendiriyor. Furkan müdahale geldi Hasarı Erdoğan'dan. Evet, Furkan hızlı başlamak istedi ama olmadı. Pozisyonun tekrarı görüntüde. Destek geldi. Evet, Ebu Bekir istediği gibi atağı geliştiremedi. Sağ taraftan oyuncu bekliyordu. Ekrana yansıyan Sinan Polat. O da A milli takım oyuncularından. İki tane penaltı korner golü var. Sinan Polat'ın geçtiğimiz 5 mücadelede bu arada Nizip Zeyukma
Atak geliştiren isim Emre Durmuş. Kamil Dönmez pozisyonu kaybetti. Hücum Selçuklu Belediyespor'dan yansıyacak. Orada Batuhan Erman taç çizgisinde. Oyun hareketlendirdi. İçeriye doğru bir orta düşündü ama olmadı. Yani bu gibi pozisyonlarda daha çok pasla ilerlemeyi tercih etmeli oyuncu. Korner. Sağ kanatta destek Murat Demirci. Murat içeriye orta müdahale geldi savunmadan Emre Durmuş. Çizgide ve yine bir korner. Evet, uzun korner. İstemeyerek top dışarı çıktı. Önü çok kalabalık olduğu için geriye düşündü ama o da evet, çizgiye doğru gitti. Topun kontrolünü kaybetti. Yine Murat Demirci geriye oynadı. En geride Abdülsamet sol kanada döndü. Orada Mehmet Can. Evet. O da topu kaybediyor ve hücum şimdi Nizip Zeyhuk Madan'a gelişecek. Yüksek bir top geldi. Faul pozisyonu. Emre Durmuş müdahale yapan isim. Ebu Bekir sağ kanada bıraktı. Orada Ömer Faruk. Topu kaybetti. Atak Nizip Zeyukma'da. Halil İbrahim Öztürk sol kanatta. Bu arada hali hazırda kalkamadı. Bir sakatlık söz konusu. Kerem Özdemir. Görebildiğimiz kadarıyla. Evet, buradaki müdahale. Ve tabi istemeyen. Bacağın arasında kaldı. Evet, istemeyerek olan bir pozisyon. Takılmışlar birbirlerine. Olabilir oyun içerisinde böyle tür şeyler. Ömer Faruk Özkan ve Kerem arasındaki ikili mücadele sonunda Kerem hali hazırda yerde. Bu arada bir 2 dakika cezası Murat Demirci. Evet. Selçuklu Belediye'de yeşil kart yedi. Doğrudan kaleye gitti ve evet, temas söz konusu değil. Gol yeri kazanmıyor. Maçın ilk yarısında olduğu gibi bir hücum oyuncusunun circle içinde, yani yay içerisinde bir teması gerekiyor. Evet, bu tip pozisyonlarda hücum oyuncularının kareye paralel koşulları yaparak o topa temas etmeleri gerekiyor. Bir yansıtma bile. Görüyor. Kesinlikle evet. Kamil. Veysi. Veysi Güller pasını aktardı. Top kaybı. Ebu Bekir Güden. Ağır pozisyonu. Ebu Bekir hareketlendirdi oyunu. Furkan Ataş. Bu arada yine uzak çizgide Furkan top sürmeyi sürdürüyor. İlk yarıda da buna benzer birçok pozisyon içerisindeydi ama gol getirmedi. Furkan hala top onda. 5 oyuncuyu arkasına taktı ama topu kaybetmedi. Circle içinde Furkan yerde kaldı ve karar penaltı korner. Bu kez Selçuklu Belediyespor kazanıyor penaltı korneri. İzliyoruz tekrar pozisyonu. Furkan Ateş hata sürükledi. Müdahale Emre Durmuş'tan. Ve karar penaltı korner. Bakalım eksik savunma karşısında Selçuklu Belediyespor golü bulmayı başarabilecek mi? Maçın ikinci yarısındayız. Üçüncü periyotta. Çok kritik bir an. Yine Ebu Bekir yerden sert çevirme atabilir. İlk denemesi olumsuzdu. Çıkış noktasında Batuhan Erman. Penaltı korneri kullanacak. Kalenin öbür tarafına da kullanabilir değil mi hocam? Tabii ki. İsteğe bağlı. Tabii ki kullanabilir. Batuhan işaret bekliyor. Cemil Polat stopu gerçekleştirdi. Güzel çalımlar ama top kaybı. Bu penaltı korneride şimdi Selçuklu Belediyespor değerlendiremiyor. Orada bir penaltı korner kararı daha geldi. Tabii uyarı sonrası bir temas.
Maçın hakemi Ali Temmuz Şahin yakın planda görüntüde ve beden dilinden vücut teması olduğu yönünde izliyoruz. Yani ters tik olarak gösteriyor pozisyonda ama hareketinden o şekilde algılıyorum. Yine bir penaltı korner kullanacak, evet. Selçuklu Belediyespor. Yine topun başında Cemil Polat Özat'a işaret bekliyor. Tabii burada savunma oyuncuları da kendileri bir taktik geliştiriyor. Var olan taktiklerini konuşuyorlar, hangisini uygulayacaklar. Rakip takım oyuncusunu tanıyorlar. Cemil gönderdi, Batuhan sektirdi. Yine pozisyonu kaybediyor Selçuklu Belediyespor ve vücut temasından faul verdi. Bugün verimli olarak kullanamadılar şu ana kadar. Evet, hiçbir penaltı korneri kullanamadı. Çok etkili bir aksiyon olmasına rağmen. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 3. periyottayız ve 7. dakikaya girdik. İçeriye bir orta denemesi Furkan'dan olmadı. Top kaybı. Müslüm Ekinci son çizgide hareketlendirdi. İki oyuncu arasında Müslüm. Köşede top sıkıştı ve müdahale Furkan'dan faul. Evet, Müslüm'ün bir sakatlığı söz konusu. Müslüm Ekinci gölgeyi de buldu bence hocam. Evet, gerçekten ciddi bir sıcak var. Gaziantep'teyiz. Sporcuları da anlayışla karşılamak lazım. Ekranı başına yeni geçenler için hatırlatalım. Hokey liginde erkekler açık alan mücadelesinde Süper Lig heyecanında 6. gün. Sporun güzelliği bu. Bakın demin Furkan'ı yerden kaldıran oyuncu kimdi? Evet. Şimdi Furkan onu gitti kaldırdı. Bu arada Kamil Dönmez kenarda şimdi. Yeşil kart gören isim. Evet. Pozisyon içerisinde bunu da paylaşmış olalım. Orada top kaybı. Batuhan top hala onda. Bıraktı. Hayır. Pozisyonu kaybediyor Selçuklu Belediyespor oyuncuları. Sağ kanatta top kaybı, Murat Demirci kontrol edemedi. Yüksek bir top geldi tabii. Evet, stikle yani, indirmesi biraz zor bir pozisyon. Yani o şekilde atmak istemedi belki ama yani topun akışkanlığı yerden daha sert hücumu da kesmiş oldu. Ali Temmuz Şahin görüntüde. Uluslararası hakemlerimizden, Antalya bölgesinden. Müslüm Ekinci yerden gönderdi. Şimdi Murat Demirci. O da pozisyonu kaybetti. Ali İbrahim Öztürk atağı sürüklüyor sol kanatta. Evet. Ali İbrahim iki oyuncu arasında top kaybı. Murat yerden gönderdi. Cemil Polat. Cemil top hala onda. Cemil Furkan top bekliyor. Onu aktarmaya çalıştı. Sinan Polat uzak çizgide bir faul. Sporcular bu tarz hızlı hücum denemelerinde topu driplikle taşımak yerine daha basit pas seçeneklerini kullansalar daha çabuk kaleye inecekler ama maalesef onu kullanmak istemiyorlar ısrarla. Kerem Özdemir. Nizip Sevk Mata. Müdahale Murat'tan. Bahsettiğim şey yani pas atsa oyunu terse akıtacak ve daha etkili olacak Zeyukma. Pozisyonu tekrar görüntü hocam. İşte yani Kerem Özdemir dönmeye çalışırken Murat Demirci'nin. Gerek yok yani, şu yaptığı pozisyonda gerek yok. Arkadaşı yardımına gelmiş. Emre Durmuş. Düzeltiyorum. Hasarı Erdoğan sol kanada bıraktı. Bu arada gol ve Nizip Zeyukma 1-0 öne geçiyor ama hayır. Düdük geldi. Biz tam gol sevincini paylaşacakken Nizip Zeyukma adına gol yeri kazanmıyor Ağlarla buluşan top. İzliyoruz. Tam köşeyi buldu. Ama orada circle içinde bir temas var mıydı yok muydu? Sanki evet kola bir temas var ama evet. Tabii siteye temas olmadığı için. Evet. Bizim görebildiğimiz kadarıyla gerçekten biz de güneş karşı pozisyonu yakalamakla zorlanıyoruz. O yüzden ekrana bakmadan da yorum yapmak istemiyoruz. Yine ağlarla buluşan bir top. Gol deri kazanmadı. Bu kez de yine circle içinde nizami bir vuruş gelmedi stikle. Ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ali İbrahim bıraktı.
Veysi Gürler circle'a sokulmaya çalışıyor iki oyuncu karşısında. Veysi geriden destek geldi. Olmadı içeriye orta. Top kaleciden çıktı. Korner hareketlenecek. Nizip Seyuk Mata şimdi hareketlendi. Müdahale savunmada Batuhan Erman'dan. Yerden bir pas geldi. Şimdi Furkan Ataş. Furkan yarı sahayı çok kolay kat etti. Furkan Ataş 3 oyuncu önünde. Yine çalımlar üst üste. Furkan topu kaybediyor. Evet, Müslüm gerçekten çok kaliteli bir savunma örneği gösterdi. Sonuna kadar takip etti ve topu kaptı. Müdahale Cemil Polat'tan ve top şimdi Nizip Zeyukma hatayla hareketlenecek. Oyun durdu bu arada. Bir önceki pozisyonda Müslüm Ekinci'nin müdahalesi. Avantajla devam edince cezası biraz gecikti. Evet. Ve Müslüm Ekinci şimdi sarı kartla 5 dakika boyunca takımını eksik bırakacak. Nizip Zeyukma'ya eksik oynayacak. Evet. Beş dakika Murat. Önemli bir süre. Evet. Paralel bir top gönderdi ama kimse yok o noktada Selçuklu Belediyespor'dan. Şimdi takımların bu zaman dilimini iyi geçirmeleri gerekiyor. Artık oyun sıkışmaya başlayacak son periyoda doğru. Müslüm Ekinci sarı kart gören isim 5 dakika süreyle takımını eksik bırakacak. Karşı çizgide oyun yine hareketlenecek. Üçüncü periyotta da son 3 dakika 45 saniyeye girdik. Bu arada Nizip Zeyukma savunması yerini aldı. Kamil Dönmez topu kaybetti. Şimdi destek geldi Emre Durmuş'tan. Emre Durmuş yarı sahaya geçiyor. Ve oyun duruyor az önce avantajla. Müdahale gelmişti. Bir kart gelecek muhtemelen ve yeşil kart 8 numaralı formasıyla Abdullah Özatay'a çıktı. Yeşil kart Selçuklu Belediyespor'u eksik bırakacak bu 2 dakika boyunca. İzliyoruz pozisyonu tekrarını. Bu avantaja evet, orada giden elle, pozisyon. Elle oyuncunun üstüne bir şarj söz konusu. Sonra avantajı kaybedince evet, Emre Durmuş. Centilmenlik bir hareket o. Cemil hareketlendirecek oyunu. İçeriye doğru Furkan şimdi. Furkan çok iyi döndü. Furkan circle'a girdi. Furkan 5 oyuncuyu peşine taktı yine ama pozisyonu kaybediyor. Furkan'ın backhand şutları çok tehlikeli. Her iki yani tarafı da tehlikeli ama backhand'i daha tehlikeli. Forehand'den de 2 tane gol attı turnuvada. Bu arada İyi kapattı. Sinan takım. Polat da yeşil kart cezası aldı. O da 2 dakika evet. Daha da eksik bırakarak Nizip Zeyukma adına Konya'da bir dezavantaj oyuncu. Olarak yansıyor. Konya'da Selçuklu'da bir oyuncu, Zeyukma'da iki oyuncu cezalı şu anda. Abdülsamet hareketlendirdi. Ömer Faruk şimdi. Yerden bir pas. Ebubekir sol kanatta. Mehmetcan topu kaybetti. Yunus bıraktı. Yine bir top kaybı. Murat Demirci. Yerden pas Furkan'a. Furkan içeriye sokulmaya çalıştı. Olmadı. Faul. Geri oynadı. Murat. Murat içeriye orta. Boş kalan top. Vuruş ve toparlarda. Evet. Selçuklu Belediye öne geçiyor. Batuhan Şimdi, Erman'la. Şundan bahsetmek istiyorum. Yani Furkan'ın buradaki zekası çok önemli. Topu dışarıya taşıması. Murat tecrübeli bir oyuncu. İki pasla sonuca gitti takım. Batuhan Erman. Tabii üçüncü burada periyotta. Son 2 dakika kala eksik oynayan Nizip evet, evet. Karşısında. En etkili tecrübeli oyuncuları savunmada cezalı şu anda Zeyukman'ın. Evet, 2 oyuncu dışarıda ama savunmanın önemli ismi kenarda olunca Müslüm'ün eksikliğini iyi değerlendirdik Selçuklu. Batuhan Erman Selçuklu Belediye'yi öne geçirdi. Maçın ilk golü 3. periyodun son anlarında yansıdı. Bakalım şimdi Nizip Zeyukman adına
İki kişi eksik oynayan Gaziantep ekibi adına nasıl bir gol şansı yansıyacak? Bir beraberlik amacı Ali İbrahim Öztürk son çizgide. Penaltı korner ve penaltı. Penaltı korner, evet. İzleyeceğiz pozisyonun tekrarını. Ali İbrahim burada hata sürükledi. İçeriye doğru sokuldu son çizgide. Sonrasında bir müdahale savunmada. Evet, Konyalı bir oyuncu daha ceza sandalyesine oturdu. 5 numaralı Ömer Faruk Özkan. Evet. Tecrübeli bir oyuncu o da. Ve şimdi Nizip Zeyhukum adına bir beraberlik şansı olacak. Penaltı korner kullanılacak. İkinci periyodun şimdi önemli anlarında birçok kez dışarıda. O da önemli bir eksiklik onlar için. Penaltı kornerleri golle sonuçlandıramamıştı, evet. Nizip Zeyhukum'a. Bakalım 3. periyottaki ilk fırsatı nasıl değerlendirecek? Kaleyi bulan şutları bu oldu ama circle içinde bir hücum oyuncusu temas etmeyince gol yeri kazanmadı. Eksik savunma karşısında bakalım Nizip Zeyhukum'a beraberlik golünü kaydedebilecek mi? Top bekliyor Kamil Dönmez. İşaret geldi. Kamil stopladı. Pas emreden araya girdi. Cemil çok kritik bir müdahale. Cemil Polat sağ kanada bıraktı. Furkan yetişemedi. Evet. Yine bir koşu var o noktada. Abdullah Özatadan ama onun için de çok hızlı bir top ve Selçuklu Belediye Müslüm'ün yokluğunda aksiyonu. İzliyoruz golün tekrarını. Arka direkte bomboş kaldı Batuhan. Vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Evet. Selçuklu Belediye 3. periyotta öne geçmeyi başarıyor. 43. dakikada 1-0'lık üstünlüğe ulaşıyor Konya ekibi. Müdahale geldi ve faul düdüğü. Furkan yine topla buluşan isim. Faul. Sinan Polat pozisyonun içindeydi. Hala hazırda eksik oynuyor Nizip Zeyhukum'a. Bir kararsızlık oldu. Evet, hakim ikazda bulundu. Düdükten sonra topa temas etmeyin diye. Murat Demirci orta çizgide oyunu hareketlendirecek. Geri oynadı. Ebubekir topla buluştu. Baskı var Nizip Zeyhukum'a hücum oyuncularından. Cemil ve 3. periyodun son siren sesi duyuldu. Selçuklu Belediyespor 43. dakikada öne geçti ve bu üstünlüğünü koruyor 3. periyot sonunda. 4. periyot öncesinde 1-0'lık skorla 1 dakikalık araya gidiyoruz. Ve golü izleyeceğiz. Öncelikle 43. dakikaya tekrar döneceğiz. Selçuklu Belediyesi aslında Furkan Ataş'ın driplikleri ve sonrasında Murat Demirci'nin pası, ardından arka direkte topla buluşan Batuhan'ın golüyle önemli bir avantaj sağladı ve 3. periyot skoru 1-0 olarak Selçuklu Belediyespor hanesine yazıldı. Az sonra yine buradayız. Yeniden birlikteyiz. Son periyoda artık çok az bir süre kaldı ve oyuncular yerlerini alacak. Selçuklu Belediye
Son 15 dakikaya 1-0 avantajla girecek. Nizip Zeyukma beraberlik golü arayacak son 15 dakika. Belki tabii Selçuklu Belediye için de bir farkı artırma düşüncesi olabilir ama yani hazır son, yakalamışken son saniye kadar keyifli bir maç izleyeceğimizi ümit ediyorum. İkinci periyotta Zeyukma'nın performansı iyiydi. Üçüncü periyotta Konya Selçuklu arttırdı performansı. Mustafa Çakır'la beraberiz. Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır bize ikinci maçta da yardımcı oluyor. İlk maçta sabah seansında kazanan Nizip Belediyespor'du 3-2'lik skorla. Adana Hokey karşısında evet, başa baş giden aldılar. Maçta 2-2'lik beraberliği sağlayan son anlarda Adana Hokey karşısında galibiyeti aldı Nizip Belediye. Bakalım Nizip'in bir başka ekibi Zeyukma ne yapacak? Zirve yolunda çok önemli bir puan kaybı yaşanabilir bu anlamda Nizip Zeyukma adına. Yüksek bir top geldi, kontrol gelmiyor. Yunus Şahin. Güneş ışınlarının etkisi de görüntüye yansıyor pilot kameramızda. Konya Selçuklu bir şablon değişikliğine gitti. Geride Ebu Bekir ve Abdul Samet. Mehmetcan topu kaybetti. Hızlı hücum Kamil Dönmez şimdi arkadaşlarına baktı. Sağda destek. Veysi Gürler'den. Veysi ama yetişemiyor. Veysi Gürler. Onun için hızlı bir toptu. Ve hücum el değiştirdi. Selçuklu Belediye hata izleyeceğiz. Güneş ışınları ve ayrıca rüzgarla beraber bizler de bu maçın anlatımını yapmakta oldukça zorlanıyoruz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım sayın seyirciler. Abdul Samet yerinde doğru bir müdahale topu kaptı. Yoksa çok tehlikeli bir atak olacaktı. Ahmet Çeker. Pozisyon içindeki isimdi. Şimdi oyun Ebubekir Güden'in atışıyla hareketlendi. Bir başka 19 numara Sinan Polat atağa sürüklüyor. Uzun bir top geldi ama yetişemiyor. Ali İbrahim Öztürk. Ebu Bekir. Sol kanatta Mehmetcan. Pas arası geldi. Olmadı. Yunus müdahale yapan isimdi. Şimdi Sinan Polat. Yerden pas yerini bulmadı. Cemil araya girdi. Kerem Özdemir. Yüksek bir top Ahmet Çeker'den. İçeride Ali İbrahim Öztürk. Köşede topa hakim oldu. Ali İbrahim kaleye döndü. Circle'a doğru ama kimse yok o noktada. Evet, Yunus da buluşturamadı topu. Yan tek başına kalmıştı ceza. Orada stik elinden kaçtı Ahmet Çeker'in ve hücum el değiştirdi. Müdahale Ahmet Çeker'den çok kritik. Ahmet önüne aldığı topu gönderdi içeriye. Top sekti ama Abdülsamet Karadeniz. Pozisyonda Ebu Bekir tecrübesinde bir oyuncunun topu karambole atmaması gerekiyor. İçeriye bir orta yine olmadı Ahmet Çeker için. Furkan çok iyi sıyrıldı yeni. Bir atak gelişir mi acaba Selçuklu Belediye adına? Hasarı kademede. Hasarı çizgi üzerinde topu aktardı. Müdahale Murat'tan. Murat Demirci faul yapıyor. Müslüm Ekinci. İlk yarının daha doğrusu 3. periyodun içerisinde bir sarı kart gördü ve o anlarda gol yedi Nizip Zeyukma. Sinan Batuhan hatası. Gönderdi. Yaşar'ın pası yerini bulmadı. Çok kritik müdahale Emre Durmuş'tan. Emre Durmuş dönmeye çalışıyor. Yaşar arkasında. Emre içeriye gönderdi. Orada müdahale Ömer Faruk. Ömer Faruk geri oynadı. Murat Demirci. Oyun durdu. Murat Demirci. Geride bir yanlış kontrol. Abdülsamet stikten çok açtı topu. Uzaklaştırmaya çalıştı, olmadı. Yunus taç atışı için arkadaşlarına baktı.
Ahmet Çeker'e bıraktı. Yunus tekrar içeriye ortası. Orada Kamil dönmez. Kamil içeriye düşündü, o da olmadı. Circle içinde iki güzel hareket ama pozisyon yaşanmadı. Sonuçlandıramadı. 1-0'lık üstünlüğü var Selçuklu Belediyespor'un Nizip Zeyukma karşısında. Son 10 dakikaya giriyoruz maç için artık. Son anlar diyebiliriz. Maçın hakemi Çetin Demir görüntüye yansıyor Zonguldak bölgesinden. Yerden pas geldi. Ebu Bekir Güden'in pasında hareketlendi Mehmetcan. Mehmetcan iki oyuncu arasında. Mehmetcan topu saklıyor. Mehmetcan top hala onda. Mehmetcan çok iyi çıktı o noktadan ama pas yerini bulmadı. Çok kritik hamle. Yüksek bir top. Hasarı Erdoğan'dan, kimse yok o noktada. Son 9 dakika. Abdülsamet uzaklaştırdı. Koşuyu yaptı Furkan Ataş. Furkan yetişti ama çizgi geçiyor. Taç atışı kullanacak Nizip Zeyukma. Arka alanda Müslüm Ekinci. Kamil dönmez. Yerden pas. Veysi sektirdi. Müdahale geldi Emre Durmuş'tan ama oyun devam ediyor. Mehmetcan Bankoğlu. Mehmetcan. Mehmetcan elinden çok açtı. Topu kaybetti. Emre Durmuş, o da yine stikle çok uzak bir noktada top. Ebu Bekir Güden pası Yaşar. Müdahale savunma ama faul düdüğü var. Yaşar Yılmaz bu pozisyonda ve sonrasında faul düdüğü. Veysi Gürler müdahaleyi yapan isim. Mehmetcan, Yaşar yine bir faul. Evet, vücut temas engelleme. Cemil çok iyi sıyrıldı ama koşu yapamıyor. Topu kaybediyor. Müslüm ikinci arkadaşlarına baktı. Müslüm yükseltecek. Karşı alana doğru. Çok iyi kontrol geldi. Halil İbrahim Öztürk'ten. Halil İbrahim karşısında Murat var. Halil İbrahim top hala onda. İçeriye doğru bir orta. Bomboş kaldı Yunus. Son çizgide. Yunus pasını aktardı. Gol pozisyonu. Ve top dışarıda. İyi bir aksiyon, iyi bir pozisyon. Bu fırsatı değerlendiremedi. Kerem Özdemir. Aslında değerlendiremedi diyorum ama pozisyonunu kaybetmişti Kerem Özdemir. Top havalandı. Sonrasında net bir vuruş gelmedi. Çerçeveyi bulamıyor son temas. İzliyoruz. Kerem Özdemir pozisyonunu kaybetti. Sonrasında top dışarı gitti. Beraberlik golü gelmiyor. Nizip Zeyukma adına. Yine atak. Nizip Zeyukma topu kaybetti Kamil. Abdullah Özat'a bıraktı Cemil'e. Cemil Polat. Pası Furkan. Furkan stiğini elinden kaçırdı ve hücum el değiştirdi. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Burada Furkan'ın elinden kaçan stik dolayısıyla tabii kontrol kaçınılmaz oluyor. Yüksek bir top geldi. Yine kontrol denemesi Halil İbrahim Öztürk'ten ama bu kez olmadı. Son periyodda ortaladık ve artık yavaş yavaş son 5,5 dakikaya giriyoruz. Yaşar yerden gönderdi. Orada Batuhan sağına çekti. Batuhan yine sürüklüyor hata. Orada Kamil dönmeze bir müdahale yapıldı. Öncesinde bir ayak teması var. Evet, onu hakem gördü. Mustafa Can bu arada oyunda. 19 yaşındaki Mustafa maçın son anlarında süre alıyor. Nizip Zeyukma'da. Kaptan Ahmet Çeker. Çok hızlı bir top Kerem Özdemir için. Ve hücum el değiştirdi. Evet, Mahmut Yunus Cengiz takımının daha öne çıkmasını ve pres yapmasını arzu ediyor. Bakalım takım onun bu isteğine cevap verebilecek mi? Mehmetcan yerde, oyun devam etti. Yaşar kontrol ediyor ama bir ayakla temas söz konusu.
Orta çizgi üzerinde yine oyun hareketlenecek Müslüm Ekinci ile izliyoruz. Ayakla temas burada ve sonrası da oyun durdu. Korner. Evet, topu tutamadı. Önce avantaja bıraktı hakem. Önü açıktı ama yakalayamadı topu. Ömer Faruk pozisyonu kaybetti ve yine bir Nizip Zeugma hata izleyeceğiz. Bu arada çok ilginç pozisyon yansıdı. Tabii Hasari Erdoğan pozisyonu kovalarken, topu kovalarken top toplayıcı çocukla çarpıştı. Hasari'nin tam burnuna geldi. Darbe. Oyun devam ediyor bu arada. Nizip Zeugma beraberlik kovalıyor. Son 5 dakikadan az bir zaman kaldı maç içinde. Furkan'dan müdahale. Bütün oyuncularla rakip takımı 23 içerisinde takım. Kamil. Fadüdü geldi. Yine hareketlendi oyun. Oyunu biraz daha genişletmeleri gerekiyor. Çok sıkıştı oyun o alana. Evet, şimdi hızlı hücum denemesi. Evet. Bu arada bomboş kaldı Batuhan. Batuhan topla buluşacak. Yetişebilecek mi? Yetişti, oyun alanında kaldı. Batuhan. Batuhan Erman arkadaşlarına baktı ama hayır. Evet. Tehlikeli top olarak nitelendirdi hakem. Kontra atakta. İşte burada top kaybı. Sonrasında gelişen hızlı hücum. Uzun bir top geldi. Bu tip pozisyonları son dakikalarda izleyebiliriz. Çünkü tüm oyuncusuyla rakip takımı 23 içerisine girdi oyuncular. Son anlarda kazanabilecek bir penaltı, evet, korner her şeyi değiştirebilir. Ki bunu ilk maçta gördük. Yani evet, saatler 12 gösterdiğinde Nizip Belediyesi birçok kez fırsatları değerlendiremedi. Farkı açmayı başaramadı. Adana ekibi beraberliği sağladı. Son anlarda gelişen ataklarla, hızlı hücumlarla golü bulan Nizip Belediyespor yeniden öne geçmeyi başardı ve son anlar gerçekten nefesleri kesti mücadelede. Bakalım bu maçta neler yaşayacağız? Son 3 dakikalık bir bölüme girmek üzereyiz artık. Evet. 1-0'lık üstünlüğü var Konya ekibi, Selçuklu Belediyespor'un Nizip Zeugma karşısında. Bu arada uzak noktada bir tartışma ve kenara gelen bir oyuncu var. Ömer Faruk Özkan görebildiğim kadarıyla bir kanama söz konusu. Orada maçın hakemi Ali Temmuz Şahin o müdahalenin yapılması için oyunu durdurdu. Oyun hareketlendi bu arada. Kamil Dönmez içeriye gönderdi. Olmadı, savunmanın müdahalesi geldi. Hata sürükleyen Ebu Bekir Güden. Topu kaybetti. Gökhan'dan destek. O da topu kaybediyor. Kerem Özdemir Yunus'a bıraktı. Yunus circle'a sokulacak. Yunus içeriye ortaladı. Top boşta. Müdahale savunmadan ve korner. Abdülsamet Karadeniz müdahale yapan isimdi. İtiraz kasıt olduğunu düşündükleri için itirazdı. Uzun korner değil, penaltı korner olması yönünde itirazdı. Evet, pozisyon tekrarını izledik. Eğer ki kasıt olsaydı bir penaltı, evet, korner çıkabilirdi. Evet, evet, tekrar. Ahmet Çeker hareketlendirdi oyunu. İçeriye bir orta, Furkan'dan bir müdahale. Cemil Polat şimdi uzaklaştırmaya çalıştı. Olmadı. Ali İbrahim şimdi içeriye circle'a doğru. Elinden çok açtı. Müslüm ikinci bir faul bekledi. Oyun devam ediyor. Kerem Özdemir. Kerem kaleye baktı ama kalecinin net kurtarışı. İki güzel hareket izledik. Abdullah Ensar gol önlüyor. Son anda eliyle çıkardı. Yine bir uzaktan şut ama bu arada oyun duruyor. Penaltı korner kazandı Nizip Zeugma. Halil İbrahim Öztürk yerde kaldı. Bu pozisyon içerisinde sert bir top geldi tam da göğsüne. Umarız ciddi bir şey yoktur. Maçın hakemi Ali Temmuz Şahin o noktada. İzliyoruz pozisyon tekrarını. Circle'a doğru bir, evet, top sekti. Sonrasında Kerem'de kaldı. Kerem'in göğsüne çarpan top. Bu da
Kaleci Abdullah Ensar Tuna'nın kurtarışı. Çok güzel bir kurtarış. Aslında tam köşeye gitmişti. Golle burun buruna gelmişti. Siz ne diyorsunuz? Jeneriklik. Jeneriklik gollerden biri olabilirdi ama Kerem Özdemir'e izin vermedi. Abdullah, Samet, Ensar Tuna. Son anlar, son 2 dakikadan az bir zaman kaldı maç için. Bir penaltı korner kullanacak Nizip Zeyukma ekibi. Çok kritik bir andayız. Evet. 4 kişilik savunma, bir de kaleci olunca tabii 5 kişi karşısında daha rahat bir gol fırsatı yakalayabilir Nizip Zeyukma. Bakalım bir beraberlik golü gelecek mi? Çok kritik bir an. İşaret geldi. Atış topalarda. Evet. Müslüm ikinci golü buluyor. Beraberlik golü geliyor son anlarda. Nizip Zeyukma durdu. Belki de son penaltı korner şanslı fırsatını belki golle sonuçlandırdı. İzliyoruz. Evet, Ensar'ın bacaklarının arasından girmiş temas edip. Müslüm ikinci durumu bir yaptı. Artık son anlara giriyoruz. Nizip Zeyukma'nın gol sevinci görüntüye yansıyor. Son bir dakika bizim kronometremize göre. Durum 1-1. Kerem Özdemir atağı sürükledi. Müdahale bir başka 6 numara. Mehmetcan Bankoğlu'ndan. İzliyoruz tekrarı. Artık saniyeler kaldı maçın tamamlanmasına. Müslüm ikinci. Maça damga vuran isimlerden biri Müslüm. Onun eksik kaldığı anlarda golü yedi Nizip Zeyukma. Evet, evet. Ve son anlarda golü bulan da yine Müslüm oldu Nizip Zeyukma adına. İçeriye bir orta düşüncesi Kamil Dönmez için ama olmadı. Mehmetcan köşede topu sıkıştırdı. İki oyuncu arkasında Mehmetcan ve müdahale Nizip Zeyukma oyuncularından. Maçta artık son anlara girdik. 10 saniyelik bir süre var bizim saatimize göre. Furkan atağı sürüklüyor. Müdahale geldi Hasan Erdoğan'dan. Evet, Hasan Erdoğan da faulün karşılığında sarı kart gördü. Girmesi için süre kalmadı ama. Evet. Zaten bu sarı kartta süre anlamında çok bir şey ifade etmeyecek. Evet. Hasan Erdoğan takımını eksik bırakacak son anlarda, son saniyelerde. Furkan şimdi topun başında. Yine çok kritik bir andayız. Son anlar çok çekişmeli geçti. Her iki ekip adına da nefesleri tuttuk. İşareti bekliyoruz. Uyarı geliyor. Tabii circle evet, içinde itişmeler. Vücut temasları var. Evet, vücut temas. Son ataklar olduğu için bunlar tehlikeli. Belki bir yansıtma. Rakip de iyi pozisyon aldı. Furkan işareti aldı. 5 metrelik bir alan var savunma evet karşısında ve son siren sesi duyuldu. Bahsettiğim kazanan şey gerçekleşti. Bir birlik beraberlik yansıyor. Ve taraflar birer puana razı oluyor. Evet. Hocam yani son anlara kadar gerçekten nefesleri tuttuk. Her iki ekip de gol fırsatlarını değerlendiremedi. Birer evet gol izledik ama kazanan çıkmadı. Yarın hiç nefes alamayacağız herhalde. Ve taraflar birbirlerini tebrik ediyorlar. Evet. Yarının da programını yine hatırlatmış olalım. Golleri gördükten sonra ilk olarak Batuhan sahne aldı. Selçuklu Belediye'yi ikinci yanın başlarında öne geçiren golü kaydetti. Murat'ın pası Batuhan'ın golüyle durum 1-0 oldu. Son anlarda penaltı korneri iyi değerlendirdi Nizip Zeyukma. Son penaltı golünde, penaltı kornerinde golü buldu. Ve aslında maça damga vuran Kamil Dönmez skoru da belirledi. Nizip Zeyukma 1, Selçuklu Belediye 1 skoru yansıyor. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Feyyaz'la Osmaniye karşı karşıya girecek. Ve 16'da çok kritik bir mücadele yine TRT Spor Yıldızı ekranınıza taşıyacağız. Gaziantep polis gücüyle alan yıldızları kozlarını paylaşacak ve artık kupa sahibini bulacak. Aslında her iki takım da istediğini alamadı öyle söyleyelim. Birer kesinlikle puan hocam aldılar. Buradan kazanan aslında sanki Gaziantep polis gücü olduğu gibi bilemiyorum. Evet, evet. Yarın kazandığı takdirde zaten ipi göğüslemiş tabii ve kupayı kaldırmış ve olacak. Alanya'da potada oldu şu an. Alanya'da potanın içine girdi. Yarın güzel keyifli maçlar izleyeceğiz umut ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine sizleri bekliyoruz. TRT Spor Yıldız ekranında bir başka hokey heyecanında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.